Yasaklara rağmen yeni şarkılar, türküler üretmekten vazgeçmiyordu. Gün teyzemi aradım. Dün gece polisler onlara da gitmiş. Teyzem, suçları nedir demiş. Polislerden biri çok fazla saz çalmışlar demiş. Bu günceyi yazan bir müzisyendi. O gün aranan sadece o değil, bütün grup üyeleriydi. Grup Yorum, yan yana gelip kendi düşlerine binlerce insanın umudunu katabilen ve başka türlü bir dünya için mücadele edenlerin sesidir. Umudun sesi, bu umudu tehdit olarak gören bir ideolojinin baskısından kurtulamaz. 12 Eylül darbesinin başta gençlik ve emekçiler üzerinde yarattığı baskı ve depolitizasyona tepki olarak ortaya çıktı. Yeni bir bakış açısı ve sol duyarlılığı taşıyan 4 üniversiteli genç tarafından 1985 yılında filizlenmeye başladı. Yapmayı düşündükleri müzik, dönemin yarattığı korkuya, karamsarlığa, yılgınlığa karşı direnci ve mücadeleyi yansıtmaktı. Bu amaçlarla kurulan Grup Yorum, zamanla sömürülen ve ezilen tüm kesimlerin temsilcisi haline geldi. Baskı ve şiddete maruz kalanlar sadece Grup Yorum üyeleri değildi. Dinleyicileri ve yapımcıları da bu baskıdan nasiplerini alıyordu. Grup Yorum konserine gidenler, kasetlerini alanlar, biletini üstünde bulunduranlar artık potansiyel birer suçluydular. Yaşadıkları baskılar onları sindirmek şöyle dursun, her gün biraz daha radikalleştiriyordu. Türküleri tam anlamıyla mücadeleyi temsil ediyordu. Bunun için de devamlı albümler çıkartıp konserler, dinletiler düzenliyorlardı. Hiçbir baskı Grup Yorum'un üretkenliğini etkilemiyordu. Onlar bu mücadeleyi verirken dinleyicileri de destek olmaya, yorumu sahiplenmeye devam ediyordu. Türküler susmaz, halaylar sürer.